Evet, değerli dostlar, öncelikle size İleri Ailesi olarak teşekkür ediyorum. Bu kamuoyunda infial yaratan, birçok kişiye hakaretler, iftiralar, tehditler atılan bir sayfa kurulduğunu öğrendim benim adıma. Ne zaman öğrendim? 28. dönem milletvekili aday sıralamasının, Giresun aday sıralamasının belirlenmesinden 2 gün sonra Yusuf Durak ismi ve fotoğrafı kullanılarak bir sayfa açılıyor. Bu sayfada çok kişi ve kuruluşa hakaretler, tehditler yağdırılıyor, iftiralar yağdırılıyor. Bunların birçoğunu da ne yazık ki tanımıyorum bile. Yani bu hakaret edilen kişileri tanımıyorum bile birçoğunu. Bunların deşifre olması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Cumhuriyet Savcıları bu ahlaktan, edepten yoksun kişilerin bulunarak cezalandırılmasını talep ediyorum. Bu sayfanın sahte sayfada ki söylemlerle benim kendi sayfam var. Kendi Yusuf Durak Nefer diye geçen bir sayfa var. Orada ben milletvekili sıralamasının belirlendiği akşam bir oy Kemal'e, bir oy Türkiye İşçi Partisi'ne diye paylaşımda bulundum. Yani benim milletvekili seçimlerinde çağrım Türkiye İşçi Partisi'ne oy verilmesi şeklinde iken bu sahte Yusuf Durak sayfasında tipe oy istemek ihanettir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi 2 milletvekili çıkartacak şeklinde algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Benim bu karanlık kişilere ve azmettiricilerine çağrım, bu tür küçük oyunlarla siyasi rant sağlamaya çalışanları biraz olsun insan olmaya davet ediyorum. Yani insan olmaya denediklerinde onlar da göreceklerdir ki insan olmak bu tür ahlaki olmayan tavırlara girmekten çok daha huzurludur. Aynaya baktıklarında herhalde kendileriyle utanmayacaklar, kendileriyle gurur duyacaklardır. Bundan da ahlaki yönünden aynaya baktığında insanın kendinden gurur duymasından da daha güzel bir rant olamaz. Bu anlamda benim bu arada tanımayanlar için kendimi de tanıtayım ister izin verirseniz. Ben Giresun Tanık Gazetesi ve Giresun Aksu Dergisi Yazışları Müdürlüğü yaptım. Eski müdürlüğü yaptım eski. Ben yine 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Selahattin Karahmetoğlu'nun seçim bölgesi danışmanlığı görevinde bulundum. Ne acıdır ki benim adıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bazı karanlık güçlerin kampanya yürütüyor olması, siyasetteki ahlaki olmayan davranışların ön plana çıkması çok üzüntü vericidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde ilk hedeflerinden birinin siyasi ahlak yasasını çıkartmak olduğunu defalarca beyan etmiştir. Ki ortakları da aynı şekilde. Yani ben bu konuda bu karanlık güçlerin kimler olduğu kamuoyunca çok iyi bilinmektedir. Kimlerin bu işten yarar sağlamaya çalışıldığı çok iyi bilinmektedir. Benim şimdilik söyleyeceklerim bundan ibaret. Çok teşekkür ediyorum.